Evet değerli izleyenler, şu anda gübre taş standındayız. Yanımızda firmanın pazarlama müdürü Yusuf Karatekin var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı fuarlar dileyelim hepimiz için. Size de hayırlı fuarlar olsun. Öncelikle zaten gübre taşın çok büyük bir kuruluş olduğunu, köklü bir kuruluş olduğunu biliyoruz. Buradan izleyenlerimize tekrar gübre taş hakkında bilgiler verelim. Gübre taş bu sene 65. yılını kutluyor. Türkiye'nin köklü firmalarından biri. Türk tarımına kimyevi gübre girdisi üretmek için 1952 yılında kurulmuş bir şirketiz. Bugün ürün çeşitliliğimiz, pazar payımız, çiftçiye hizmetlerimiz gibi nedenlerden dolayı, işte öncü faaliyetlerimizden dolayı sektörün liderlerinden, büyük firmalarından biriyiz. Sizin aslında bildiğimiz üzere yurt dışında da geniş bir pazarınız var. Özellikle İran'da fabrikanız var. Burada üretim yapıyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz kimyevi gübre sektörü ham madde açısından dışarı bağımlı. Doğalgazdan elde edilen amonyak işte yurt dışından geliyor. Azotlu gübrelerde kullandığımız. İşte fosfat kayamız yok. Fosfat kayası ya da işte fosforik asit olarak yurt dışından geliyor. Potasyum tuzumuz yok. Yine onlar gübrede kullanılan ham maddeler yurt dışından geliyor. Dolayısıyla yurt dışında ham madde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapmak zorunluluğu doğuyor. Bu sektörde kar elde edebilmek için. Gübretaş da 2006 yılında öyle bir karar almıştı. Yurt dışında ham madde kaynaklarına yakın olma kararı almıştı. O karar çerçevesinde işte İran'da bir azotlu gübre fabrikası almıştı. Orada endegre bir tesisimiz var. Amonyak üretiyoruz. Üre gübresi üretiyoruz. Onu bütün dünyaya pazarlıyoruz. Peki ben önemli bir konuya da dikkat çekmek istiyorum burada. Son zamanlarda özellikle siyasiler tarafından bu organik gübre meselesine dikkat çekiliyor, üzerinde duruluyor. Hatta Milli Tarım Projesi'nde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan organik gübreye dikkat çekti. Aslında toprağın kimyevi dediğimiz gübreye de ihtiyacı var değil mi? Yani böyle bir algıda karışıklık mı var? Bu konuya da biraz sizinle değinelim. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'de son 10 yılın ortalamasına baktığımızda 5,5 milyon tonun üzerinde neredeyse 6 milyon tona yakın kimyevi gübre türü tüketiliyor. Tabii bunu bir anda ortadan kaldırmak, bu tüketimi yok etmek mümkün değil. Ama şöyle de bir gerçek var, işte siyasetçilerimiz de bunun üzerinde duruyorlar. Türkiye'de Türkiye topraklarında organik madde varlığı çok zayıfladı. Yani %95'inde, %3'ün altında. Bu şunu gösteriyor. Hatta bölüyorum, kimleri %1 oranında olduğunu söylüyor çoğunun. Evet, çoğunluğu da %1 oranında. Bu şunu gösteriyor. Tarımsal üretim yapmak, yüksek verim almak, yüksek kalite almak giderek zorlaşıyor. Ne kadar kaliteli girdi kullanırsanız kullanın. Yani toprağın tarımsal üretimde verimi sağlayabilmesi için yapısının, yani tabiatın, doğanın koyduğu düzene göre uygun olması lazım. Biz organik maddeler çok zayıf. İşte buradan yola çıkarak aslında devletin bu konuda bir seferberlik bile ilan etse yeridir. Topraklarımızın organik yapısını bir an önce düzeltmemiz lazım. Ama organik gübreye geçmek tamamıyla farklı bir şey. Tabii bu uzun vadede olur mu, olmaz mı? Ne kadarı olur? Ya da işte organik gübrelerle kimyasal gübreleri birleştirerek, işte organik mineral gübreler var mesela. Neler yapılabilir? Bunlar son yıllarda dediğiniz gibi organik mineral gübreler son dönemde hatta üzerine konuşulan konulardan bir tanesi. Bu şekilde aslında dengede tutmaya çalışılıyor değil mi? Elbette bu konuda iyileştirici adımları atmakta fayda var. Biz bu konuyu destekliyoruz. Ama işte İnsanlarımız da şunu anlamasınlar, bir anda kimyasal gübre gidecek, yerine organik gübre gelecek diye anlamasınlar. Bunun ikisini dengeli bir biçimde kullanmak, her şeyden önce de toprağımızın organik madde zenginliğini artırmamız lazım. Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum, ben size iyi fuarlar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz, biz de size iyi fuarlar diliyoruz.